bilim hem İslami hem de teknik bilimlerde köyümüz zaten bu konuda çok güzel tarihi var. Çok daha iyi noktalara gelsin. İnşallah ben daha fazla lafı uzatmadan hemen konuya gireyim. Malumunuz uçak motorları konumuz, teknolojisi. Tabii bunun Serasi Sempozyumu'yla İslami ilimlerine ne alakası var diyebilirsiniz. Peki. Önce yabancı misafirlerimiz için sağına soluna onunla uğraşıyordum demin. Aklıma geldi İngilizce küçük özetler koymaya çalıştım. Rahat takip edebilsinler diye. Bazen tercüme tam anında olmuyor. O yüzden biraz vakit harcadım. Peki savunma teknolojilerinin milli olması neden çok önemli? Ben genellikle konuşmalarımın başında buna bir 5-10 dakika en az ayırıyorum. Çok önemli bir konu. Öncelikle niye savunma teknolojileri yerli ve milli olmak zorunda? Malumunuz Allah-u Teala Enfal suresi 60. ayette düşmanlarınıza karşı silahlarınızı hazırlayın diyor, silahlanın diyor, teknoloji geliştirin diyor. Açık açık söylüyor Allah-u Teala. Bu bir tavsiye değil, emir. Emir malumunuz. İşte bu emri düzgün yapmayan milletler ne yazık ki bunun acısını kötü bir şekilde çekiyorlar, çekmişler tarihte de. Tabii Allah-u Teala hazırlayın diyor da eski zamanda bu ok idi, yay idi, at idi, kılıçtı, zırh idi. Şu andaki teknolojide bunlar füze, milli piyade tüfeği, Altay tankı, Gökbey helikopteri, Kızıl Elma savaş uçağı veya Aksungur İHA'sı. Bunları hazırlamazsak düşman bizim zayıflığımızı fırsat bilir, cesaretlenir ve ne yazık ki memleketimize göz diker, değil mi? Bu arada deminki videoda da kısaca değinildi. Yatağının az bilinen bir özelliğini de buraya koymadan geçemedim. İstanbul'un fethi sırasında kullanılan toplarda kullanılan ve tüfeklerde kullanılan barutun çok ciddi bir kısmının yatağından gittiği tarihi olarak biliniyor. Ne kadarı bilinmiyor ama ciddi bir kısmı buradan gitmiş. Aşağıda kaynağını da koydum. Birkaç yerde var bu. Ben bir tanesini aldım. Sadece pala, kılıç gibi şeyler gitmemiş. Barut da gitmiş burada. Hatta bazı kaynaklarda Kurtuluş Savaşı sırasında burada çok ciddi barut üretimi yapıldığı da söyleniyor. Ama zaman içinde biliyorsunuz ne yazık ki köyümüz barut üretimine devam etmiyor ama kılıç, bıçak, çakı, bıçak, kılıç, ev aletleri demir işine, soğuk demir işine devam ediyor. Peki, dedik düşmanın silahıyla silahlanmak, savunma teknolojisinin milli olması çok önemli dedik. Fatih'in dönemine kadar geri gitmeyi tercih ediyorum. Tabii o dönemlerdeki silahlar, demin gösterdiğim silahlar, o dönemde orta çağda top da var. Toplar var ama toplar küçük. Niye küçük? Özellikle mühendis arkadaşlar, gençlerimiz de bilirler. Büyük döküm parçalarda, döküm büyüdükçe donma sırasında, katılaşma sırasında dökülen metalin büzmesi de çoğalır. Boyutla orantısal olarak. Daha fazla büzer, çatlar, boyutları kontrol etmek zorlaşır. Değil mi? Hassas. O yüzden eski zamanda da çok büyük şeyler dökmekte problem var. Teknolojik olarak dökülemiyor. Hatta bilirsiniz Fatih tarihi gerçek. Macaristan'dan falan döküm ustaları getiriyor. Daha büyük dökebilmek için. Tabii eski zamanda toplar küçük. Sadece şarapnel etkisi olan bir mühimmat atmıyor. Metal parçacıklar etrafındakileri öldüren. Sadece bir mermer parçası, taş parçası atıyor. Hem de top küçük hem de attığı bir taş parçası bir kale duvarına çarptığında kale duvarından 3-5 tane taş koparıyor o kadar. Gece de onu tamir ediyorlar. O yüzden orta çağda Fatih Sultan Mehmet'in bu topları geliştirmesine kadar toplar
daha çok böyle fonksiyonel törenlerde şey olarak gürültü yapsın diye. Savaşlarda da gürültü için falan. Gemilerde sadece tahta gemi olduğu için gemiyi delmek için daha çok kullanılıyor. Ama kalelerde, malelerde hiçbir etkisi yok. Bu resmi özellikle seçtim. İngiltere'deki bir müzeden. Resimde Fatih'in döktüğü toplardan birkaç tanesi günümüze kadar gelmiştir. Bu gerçek Fatih'in döktürdüğü toplardan birisi. Topun ortasından ikiye ayrık olduğunu görebiliyorsunuz. Onun için bunu seçtim. Tam ortada ikiye ayrık. Burada daha net gözüküyor. Top ortadan ikiye ayrık. Bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendi tasarımı. Vidalı yapıyor topu, ikiye bölüyor. Şu gördüğünüz özelliklerle topu iki bölük olarak, iki parça olarak kalenin önüne kadar getiriyorlar. Şimdi topu büyük dökemiyorlardı daha önce. Küçük. Bir sebebi de çok büyük dökebilseler bile kuşatacakları kalenin önüne at sırtında ya at arabasıyla veya öküz arabasıyla götürmeleri lazım. Hani diyorlar işte ikinci Viyana kuşatması, şanlı ordumuz Edirne'de toplanıp işte Viyana'ya 2,5 ayda vardı. Nereden gittiler? E5'ten mi gittiler? Tem otoyolundan. Öyle bir şey yok. Değil mi? Ovalardan, tarlalardan gidiyorlar. Ve yağmurda, çamurda. Bir de düşünün ki top var. 3-5 tonluk, 10 tonluk at arabasının üstünde. Bunu götürmek mümkün mü? Topu büyük dökebilseniz bile götüremiyorsunuz. Şimdi Fatih'in dehası topu ikiye bölüyor. Yükü ikiye bölüyor. Maksimum götürülebilecek yük neyse iki parça halinde götürüyor. Götürüyor orada vidalıyorlar. Bu da çekiçle vurarak sıkıyorlar bunu. Götürdüğü yerde vidalayınca iki kat daha büyük topu düşman kalesinin önüne götürmüş oluyor. Zaten biraz büyük döktürdü. Bir de iki kat büyük yapınca top güllelerinin ağırlıkları 800 kilo orada geçiyor. İşte bu topla düşman kalesinden 5-6 tane taş koparmak değil, yıkıyor yani. İşte bu şekilde yıkıyor. Yeni bir teknoloji getiriyor. O dönemde olmayan yeni bir teknoloji getiriyor. Savaş teknolojisi, savunma teknolojisi. Hatta Fatih, Bosna'ya gidenleriniz bilir. Bakın 1453'te İstanbul'u fethediyor ki bu surları kimse geçemez diye çok güveniyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han bu teknolojiyle yıktı oraları. Kendi hayatı içinde daha 15-20 yıl sonra, çok kısa bir süre bu, Avrupa'nın yarısını neredeyse fethediyor. Bosna'ya kadar şahsen gidiyor, fethedeye de gidiyor. Ve Bosna'da Fatih'in girdiği yerde anıt var şu anda, Saraybosna'da. Değil mi? Ne kadar hızlı fethetmiş bak. Nasıl fethetmiş? Çok mu kan dökmüş? Hayır. Hemen hemen hiç kan dökmemiş. Niye? Teknolojik üstünlüğü var. Çoğu kalenin önüne götürmüşler, topu kurmuşlar. Çevirmişler topu kaleye doğru. İçeridekiler demişler ki, ya demişler güzelce teslim olun. Biz oraya Türk bayrağını dikelim, bizim yönetimize girin, bize vergi verin. Anahtarı teslim edin, biz size bir şey yapmayacağız. Bizim altımıza girin ya da demişler yıkacağız. Bakmışlar karşıdan topa. Zaten ününü duymuşlar. İstanbul'un surları dayanmadıysa bizimki hiç dayanmaz diye. Çoğu yeri anahtarı kendileri teslim etmiş. Yoksa 15-20 yılda Avrupa'nın yarısını nasıl fethedersin? Değil mi? Ezmiş geçmiş. Teknolojik üstünlükle ezmiş geçmiş. Çok güzel. Peki sonra ne olmuş? Çanakkale Savaşı'nda giderseniz görürsünüz orada şu andaki anıtın olduğu yerde kapalı müze de var. Açıkta savaşta kullanılan toplar, moplar falan da var. Bu resimler oradan. Şu iki resim. Şimdi bakıyorsunuz bu iki resime. Bu da Osmanlı topu. Aradan kaç yıl geçmiş? 1450 1913. Neredeyse 470 yıl geçmiş. Değil mi? 465 yıl. 4 asırdan fazla zaman geçmiş. Top teknolojisinde Osmanlı'da en ufak bir gelişme var mı? Yok. Hala bronz top. Topun içinde yiv yok. Hala gülle atıyor ya, taş atıyor ya. Komik değil mi? 450 yıl ya. Hiçbir şey yok. Sultan Abdülaziz İngiltere'ye gitmeden önce İngiliz kralına hediye gönderiyor top. Gönderdiği top da bronz. Yiv yok içinde. Savcılarımız, hakimlerimiz daha iyi bilirler. Yivli silahlar özel kanunlara tabidir. Niye? Av tüfeği ile yivli tüfeğin arasında ne fark var? Gençler. Mühendisler. Dönerek gidiyor. Yivli silahlar dönerek atarlar mermiyi. Frisbee oynadığınızda bilirsiniz. Ne kadar iyi çevirirseniz o kadar böyle dengeli uçar. Dönerse.
Dönmeden atarsan şöyle atın, bir iki takla atar şuraya düşer. Dönen şeyler daha stabil, daha dengeli olurlar. Sapmazlar hedeften, attığınız yerden sapmazlar, açı göstermez. Hem de çok daha uzağa giderler. İşte yivli silahlar onun için tehlikeli, adam öldürür. Ötekisi avı bile zor öldürüyor, domuza atıyorsun, yağında kalıyor yani, değil mi? Evet. İşte 450 yılda ne yazık ki, ne yazık ki Osmanlı, genelde Müslümanlar, özellikle Osmanlı, teknoloji konusunda, savunma teknolojisi konusunda hiçbir şey yapmamışlar. Yani bilmiyoruz tabii de ne yaptıklarını ama görünen resim onu söylüyor. Peki ne olmuş? Bir tane daha örnek verelim. Kurtuluş Savaşı'nda atalarımızın, dedelerimizin kullandığı toplar. Görebiliyor musunuz? Bazılarının önünü örtüyorum. Burada artık mecburen sahnenin bir tarafında durmam lazım. Görüyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nda eski filmlerde de görüyorsunuzdur. Dedelerimizin kullandığı toplar. Markalarına bakar mısınız? Bir tane Osmanlı malı var mı? Türk malı. Yok. Ya küçücük bir devlet Çekya'nın bile topu var Skoda. Koca İmparatorluk Osmanlı'nın derde derman bir tane topu yok ya. Bunları da düşmanlara yani derlediğimiz şeylere. Rheinmetall hala var. Rheinmetall Alman. Hala var. Ne yazık ki tarih kitaplarımızda bu şekilde anlatılmıyor gençlerimize. Biz hiçbir şey yapmadık da onun için bu kadar şehit verdik diye kimse size anlatmıyor. Ama satır aralarını okumayı öğrenmeniz lazım bilim adamı olacaksanız. Peki gelelim Çanakkale Savaşı'na. Bu Çanakkale Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı'nda başlamış. Osmanlı Devleti zaten hissediyor. Avrupa'da toprakları sürekli kaybediyor. Balkanlarda şurada burada. Bütün işte batılı ülkelerin toplanıp İstanbul'a çullanacağını kestiriyor. Abdülaziz Sultan Abdülaziz Çanakkale tabi İstanbul'a gemiyle geçebilmek için Çanakkale'den geçecekler biliyorlar. Çanakkale Boğazı'nın iki tarafı işte bir tarafı özellikle Gelibolu tarafına askeri tabyalar, mevziler kazdırıyor. Düşman hücumuna karşı. Toprağın içine böyle toplar, moplar, top mevzileri. Ve o zaman Almanlar da aramız daha iyi. Fransızlar, İngilizler bize saldırıyor ya. Almanlardan dünya kadar para verip, bakın 1890'da 37 milyon mark. Bugünün parasıyla bunu 37 milyar dolar gibi hesaplayabilirsiniz yani. Tamam mı? Aradan 150 yıl geçmiş. Düşünün milyarlarca dolara eşdeğer silah alıyor. Çok ciddi paralar ödüyor Almanlara. Aldığı toplar bir tanesini şeyde duruyor. Şu anda giderseniz Çanakkale'de mevzilerin birisinde duruyor. İşte Yahya şey Seyit Onbaşı'nın güllesini şey yaptığı topun olduğu yerde. Bunlar gerçekten modern toplar. Bunlar tunç değil. Bunlar bildiğiniz çelik. Alaşımlı çelik ve yivli. Bunlar modern toplar. Bunları veriyorlar. Zaten bunların bir tanesiyle düşman gemilerinin en büyüklerinden birini batırıyoruz değil mi? O yüzden anlıyorlar ki geçemeyecekler boğazdan, bu sefer karadan saldırıyorlar. Tamam, düşman bunları veriyor. Bunların parasını da ödüyoruz. Ne kadar güzel işte, kendimizin geliştirmesine gerek yok değil mi? Asos'u alabiliyorsun. Ne oluyor? Şimdi Almanlar bunları veriyorlar, satıyorlar, paramızı alıyorlar bir. İyi bir para alıyorlar hem. Ama diyorlar ki Çanakkale Savaşı düşmanın hazırlandığı düşman gemilerinin İngiltere Fransa sahillerinden toplanıp çıktığı yola çıktığı haberi geliyor telgrafla. Ve bunlar bir iki haftaya Cebeli Tarık'ı dolaşıp Çanakkale'ye gelecekler belli. Hemen hazırlıklar yapılıyor. Almanlarla biz müttefikiz. Onlar diyorlar ki silahları satmışlar. Diyorlar ki sizin komutanlarınız bu silahları kullanarak iyi bir savaş stratejisi geliştiremezler. Niye? Bilmiyorlar ki. Senin komutanın 500 metreye mermer gülle atan topla savaş stratejisi geliştiriyor. Karşıdaki adamın elinde 20 kilometreye şarapnel etkisi atan, mühimmat atan top var. Sen bu senin mermer gülle atan şeyle topla nasıl bir strateji geliştireceğim bilmiyorsun ki. Diyorlar ki ordunun komutasını bize verin, stratejiyi biz belirleyelim.
Yani düşmanı nereden vuracağız, hangi açıyla vuracağız? Tabii ki askerlere eğitim veriyorlar. Top nasıl yüklenir, hedef nasıl işaretlenir falan öyle kullanıyoruz da stratejiyi biz belirleyelim. Peki ne oluyor? Çanakkale'deki ne yazık ki tarih kitaplarımız burayı çok hafif geçerler. Ordumuz şöyle kahramanlıklar gösterdi. Gösterdi de komuta kimdeydi kardeşim? Bütün generaller Alman. Bak zaten bütün cephe komutanı Limon Van Sanders. Bunu biliyorsunuz. Bakın donanma komutanına kadar, Boğaz amiraline kadar hepsi Alman. Peki. Bütün ordumuzu Almanlara teslim ettik. Teknolojiyi onlardan aldığımız için. Almanlar ne yapıyor? Burası Çanakkale'nin arkası. Gelibolu. Biraz şey gözüküyor ama şu Çanakkale Gelibolu. Şurası Çanakkale Boğazı. Şurada Morto diye bir yer var. Bak şu maviyle gözüken yer Türk mevzileri. Kırmızı müttefiklerin, saldıranların, düşmanların mevzileri. Alman komutan diyor ki biz stratejiyi şöyle belirledik. Bunlar şimdi buradan geçemediler. Mecbur buraya saldıracaklar. Biz buraya mevzi kazacağız. Onları burada bekleyeceğiz. İyice toprağın içine mevzileri kazacağız. Tüfeklerimizi elimizde bekliyoruz. İyi de güzel de düşmanı karaya çıkmasına izin verip karada beklemek kadar aptal bir şey olabilir mi? Karaya çıkmasına izin verme ya. Değil mi? Düşmanın en zayıf olduğu yer çıkartma yaparken askerin göğsüne kadar suyun içinde elinde tüfek. Suyun içinde yürüdüğü zaman saklanabileceği bir yer yok. Yere yatamaz. Boğulur. Bir taşın arkasına geçemez. Takır 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 vurursun. Zaten İkinci Dünya Savaşı filmlerini seyrederseniz Almanlar Avrupa'yı işgal etmiş, Fransa'yı. Müttefikler saldıracaklar. Ama Almanlar bütün Fransa sahillerini, Normandiya sahillerini olduğu gibi mevzilerle donatmışlar. Beton bankerlerle, içinde makineli tüfekler, her şey var. Karaya çıkmadan denizde öldürmek için. Gerçekten de dehşet miktarda asker öldürüyorlar. Tabii o rakamları vermiyorlar. Çünkü ne derler? Tarihi kazananlar yazar. Kendi kayıplarını yazmazlar. Ama dehşet kayıp veriyorlar. Peki burada ne oluyor? Bizim ordumuzu yöneten Alman komutan diyor ki ellemeyin, ellerini kollarını sallaya sallaya çıksınlar diyor. Bu Morto koyu gittiyseniz görürsünüz Burun'da, orada Yahya Çavuş, şehit Yahya Çavuş anıtı var. Morto koyu o Burun'da çıkartma yapılabilecek en uygun yer. Sığ bir koy. Eskiden şimdiki gibi hovercraftlar falan yok. Direkt karanın üstüne çıkan gemiler yok. Sığ çıkartma gemileri var. Yanaşabildiği kadar yanaşıyor. Asker iniyor, yürüyerek çıkıyor. En uygun yer, çıkabilecekleri tek yer Morto koyu. Değil mi? Orada bizim savunma mevzimiz var mı? Yok. Tek bir mevzi var. Şurası koy. Olduğu gibi kumsal. Şurada bir Türk mevzi var. Oraya küçük bir şey kazmışlar. Siper. Yaklaşık 40-50 kadar Türk askeri var. Bunların görevleri düşmanın çıkmasına mani olmak değil. Gelen talimat, Alman komutan diyor ki orada durun, çıkartma başlayınca bize gelin, bize haber verin. Hiç mani olun demiyor adam. Bu 40-50 kadar Türk askeri kendi gururlarına yediremiyorlar bunlar. Ellerini kollarını sallaya sallaya vatanına, toprağına çıkıyor yani. Yanlarındaki mermiler bitinceye kadar, orada yazıyordu gittiğimizde, sona kaldırdılar. Burada 29 tane mi ne şehitimiz var burada. O 50 kişinin içinden tabi toplarla dövüyorlar oraları ama bunlar toprağın içinde, hepsini öldüremiyorlar. Bunlar Türk askerleri, burası hafif tepe. Buradan bu çıkartma yapan düşman birliklerinden 2 ile 3000 askeri mermileri bitince kadar, ikindiye kadar çıkmalarına izin vermiyorlar. 2 ile 3000 asker öldürüyorlar. Yani 50 kişi. Anlıyorsunuz değil mi? Halbuki buraları komple mevzi yapsalardı hiç çıkamazlardı bunlar. Defolup giderlerdi. Bakın bunun en güzel şeyi, ispatı buradaki kırmızıyla gösterdiğim düşman mezarlıkları. Bir tane şehitliğimiz var, o da burada. Orada da 29 kişi var. Bu düşman mezarlıklarının her birinde yüzlerce, binlerce insan var. O yüzden adı Morto koyu. Ama şu hatayı yapmayın. Google'a girip Morto koyu yazarsanız niye Morto koyu denmiş? Tahmin edin ne yazıyor? Binlerce düşman askeri öldüğü için demiyor. Morto ne demek? Ölüm demek.
biliyorsunuz Latince'de. Ölüm koyu adı. Ölmüşler. Halbuki biz savunmayı burada yapsaydık belki de hiç çıkarmadan defolup gideceklerdi. Ama orada ne yazıyor Google'da? Deniz orada çok sakinmiş de ölü gibiymiş de onun için öyle diyorlarmış. Aklınıza şey düşmesin diye. Anladınız değil mi? Uyanırsınız diye belki. Neyse ben size söyledim şimdi. Niye morta koy? Kaç bin kişi ölmüş orada, girin bak. Peki Alman komutanlar niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyor? Çünkü o sırada Almanlar Avrupa'da İngiliz ve Fransız ordularıyla da savaşıyorlar. Ve Alman ordularının durumu pek iyi değil. İngilizler Fransa'da birleşmişler. Alman ordusunun üstüne çullanmışlar. Almanya'dan gelen talimat diyor ki, çünkü buraya İstanbul'u işgal edecekler ya, binlerce asker getirmişler gemilerle. Diyorlar ki sen onların karaya düşmanlar karaya, onları karada oyalayabildiğin kadar oyala. Ki Avrupa'ya dönüp geri gelmesinler. Kimin canı pahasına oyalıyor onları? Senin benim dedemin canı pahasına, değil mi? Çanakkale Savaşı'nda 250 bin diyorlar değil mi şehit? Eğer biz onları sahilde karşılasaydık belki birkaç bin şehitle bile defolup gideceklerdi değil mi? Demek ki efendim neymiş? Eğer savunma teknolojisini kendin yapmaz da parayla alırsan bedeli sadece para değilmiş. Değil mi? Bedeli çok ciddi miktarda can. Neyse biz geri gelelim. Şimdi önemini anladınız. Savunma teknolojileri niye kendimiz yapmamız lazım? Birincisi Allah'ın emri. İkincisi bunun bedeli sadece para değil. Peki biz TEİ'de motorlar konusunda ne yapıyoruz? Önce TEİ tanıyalım. TEİ tabii şimdi şeye de girmeyeceğim. O daha da uzun sürüyor. İşte Türkiye'nin havacılık tarihi, önceki yaşanan şeyler, bir şey gene ta Kıbrıs Harekatı'na kadar pek bir şey yapılamamış. Hüveci Hürkuş, Nur Demir Ağa'nın girişimleri önleri kesilmiş. Biz size bedava uçak satarız demişler, Tomtaş fabrikasını kapattırmışlar falan filan. Değil mi? Siz yapmayın demişler, biz size veririz. Tabii Kıbrıs Harekatı sırasında ambargo olunca bir musibet bin nasihattan iyidir. Uçakların, savaş uçaklarının, fantom uçaklarının fren balatasını satmadıkları için fantom uçaklarını kaldıramıyoruz. Ya fren balatası ya. Değil mi? Çok basit bir şey. Hani motor satmıyorlar desek, bilmem işte avyoniğini satmadılar, elektroniği desek anlayacağım. Fren balatası ya. Niye? Yok ya, yalandır diyebilirsiniz ya. Fren balatası yüzünden uçak mı kalkmaz? Savaş uçakları süpersonik uçuşa göre tasarlandıkları için kanat alanları, kesitleri, tasarımları düşük hızlarda yeterli kaldırma gücü vermez. Çok hızlı bir şekilde hızlanmaları lazım. O yüzden yere inerken yüksek hızda inerler. Çarparlar yani. Eski savaş uçaklarının arkasında paraşüt olurdu. Eski filmlerde görürsünüz, durdurmak için. Yeni savaş uçaklarında, modern savaş uçaklarında çok güzel yeni nesil fren sistemleri var. Durduruyor pistonu. Ama çok hızlı iniyor. Yolcu uçağından hızlı iniyor. Çünkü yolcu uçağın kanadı 200 kilometre hızda onu havada tutabilecek gibi tasarlanmıştır. Kalkış anında bakın uçağa bindiğinizde o bilgi bir şeyle. Kalkarken de 200 civarında, 170-200 civarında tekerleri keser. İnerken de öyle. Savaş uçağı öyle değil. Çok daha yüksek hızlarda kalkıyor, çok daha yüksek hızlarda iniyor. Çünkü kanat kaldırmıyor. Öyle olunca inince frenlere yapışıyor pilot durmak için. Frenler balataları cayır cayır yakıyor tabii ki. 2-3 inişte balatalar gidiyor. Yani Kıbrıs Harekatı'nda 1-2 uçuş balatalar gitti. Yedek balata satmıyor adam sana, vermiyor. Uçaklar kalkamadı. Neyse 73-74 yılında devletimiz aklı başına geliyor tekrar. Silahlı kuvvetler vakıf şirketlerini kuruyorlar. TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, Havelsan biliyorsunuz değil mi? Tabii o zaman TUSAŞ kuruluyor. Türkiye uçak sanayi, Türkiye'nin uçaklarını yapsın diye, savaş uçakları aslında, yolcu uçağını kastetmiyoruz. Sanayi, savunma sanayi çünkü. Fakat sonradan farkına varıyorlar ki uçağın kendisiyle, gövdesiyle motoru tamamen farklı teknolojiler. Ve motor başlı başına ayrı bir dünya. Aynı şirket, dünyada yapan aynı şirket yok. Boeing, Airbus yolcu uçağını yapıyor, motorunu General Electric yapıyor. Rolls-Royce yapıyor, Pratt Whitney yapıyor, Safran yapıyor. Değil mi? Bindiğiniz uçaklarda. Boeing uçak üretiyor mu? Hayır. Devasa şirket. Üretiyor mu? Motor üretiyor mu? Motor. Üretmiyor.
Airbus üretiyor bu motor, o da üretmiyor. Çünkü ayrı teknolojiler. Sonra bunun farkına varıyorlar, 1985'te ikiye bölüyorlar. İlk orijinal o zamanki adı TUSAŞ Aircraft Industries. Aircraft gövde yani uçak. TUSAŞ uçak sanayiydi. 2005'te havacılık ve uzay diye değiştirdiler. T'nin adı da TUSAŞ Engine Industries'den geliyor. Tamam mı? Biri uçak gövde, biri motor. Uçak gövdesi ve motor diye şirketi ikiye bölüyorlar. TAİ uçağın kendisini gövdeyi yapıyor Ankara'da. TAİ de Eskişehir'de biz motoru yapıyoruz. Yani ana fabrikamız Eskişehir'de, İstanbul'da, Ankara'da mühendislik ofislerimiz var. Birkaç tane daha alt şirketimiz var. O detaylara girmeyeyim. Diğer bütün uçak motoru firmaları gibi üç ana dal faaliyet alanının üçünde de ciddi faaliyetlerimiz var. Bunlar nelerdir? İmalat. Bir kere tasarımdan başlayalım. Tasarım, motoru tasarlayabilmen lazım. İmalat, imal edebilmen lazım. Bakım onarım revizyon. Bir de tamirine bakımını yapabilmen lazım. Bunların hepsi ayrı teknoloji. Tabii ilk kurulduğunda TEİ şirketi General Elektrik'le %46 ortak kuruluyor. %54'ü devlete ait, %46'sı Genel Elektrik'e. Devlet o zaman F-16 savaş uçaklarını alırken motoru seçecek, motoru üreten Pratt Whitney ve Genel Elektrik var. Diyor ki kim burada bakım onarım montaj tesisi kurarsa ondan alacağım. Rahmetli Özal zamanında. İyi ki de öyle yapıyorlar. Genel Elektrik kabul ediyor bunu, geliyor Eskişehir'de bizim şu andaki tesisi kuruyor. Haklarını yemeyelim. İmalat teknolojisini ve motor montaj bakım teknolojisini öğretiyorlar. Ama tasarımı öğretmiyorlar. Yani kendi motorunu yapamazsın ama onlardan aldığın motorun bakımını yapabilirsin. İmalatla başlayalım. Tabii tasarım ne zaman başladı? Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayine geldiğinden beri çok önem veriyor biliyorsunuz. O bizzat ilgilendi bu işte. Ve beni bizzat o kendisi de oraya görevlendirdi. Milli motorları tasarlayıp geliştirelim diye. Yani bu üç faaliyet alanının ikisi vardı zaten şirkette bir şekilde. Ama şu kısım yoktu. Burayı da biz ekledik elhamdülillah. İmalat faaliyetleri. Şu an itibariyle şirketimiz sektörde özellikle son 10 yılda ben geldikten sonra da iyice büyüdük. Ben geldikten sonra şirket hem insan sayısında hem de fabrika alanı, fabrika kapalı alan, atölye alanında 3'e katlandı. 3 katı geçti yani son 10 yılda. Şu anda dünyada 50 farklı motor için binlerce parça üretiyoruz aktif olarak. Herhangi bir günde hafta sonu ve gece gündüz 3 vardiya çalışıyoruz. Bugün de dahil açık şu anda çalışıyor. Herhangi bir günde normal günde hafta içinde 16 ile 20 bin değişik imalat işlemi yapılıyor, operasyon yapılıyor yani. Binlerce parça üretiyoruz. Tabii burada şey yok, 50 tane motor görmüyorsunuz. Burada 20 kadar motor var. Ama örnek, hepinizin bildiği uçakların motorları olduğu için örnek veriyorum. Şu en üstteki sol iki motor, CFM56, Boeing 737 ve Airbus 320. Her zaman bindiğiniz, Denizli'den İstanbul'a uçarken bindiğiniz uçaklar. Onların motoru. Dünyada en çok kullanılan motor. Bu da onun yeni versiyonu. İkisi aynı motor. Bu onun gelişmişi. Bu motor dünyanın en çok satılan motoru. Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda hepiniz binmeyen var mı uçağı artık? Herkes biniyor yani. İstanbul, Denizli bindiğinizde bunlarla geliyorsunuz. Bu motor dünyanın en çok satan motoru. Bu motorun içinde, burada motorun kesti resmi var. Bu motorun içinde şu kırmızıyla gösterdiğim bütün parçaları biz Eskişehir'de üretiyoruz. Son 6 yıldır da dünya genelinde dünyanın en çok satan motoru, dünya havacılık tarihinin en çok satan motoru. Biz dünya genelinde en büyük tedarikçiyiz. Bakın motorun neredeyse hepsini yapıyoruz yani. Bir kabuğu kalmış. Tabii bu motorlar tek koridor küçük yolcu uçakları deniyor bunlara. Dar gövde tek koridor yolcu uçakları. Büyük yolcu uçakları var. Boeing 777, 747 çift katlı falan. O büyük motorlar, yolcu uçaklarının büyük motorları içinde GENX diye bir motor var. Bu motorda da şurada gördüğünüz bütün parçaları biz üretiyoruz.
Gene de buraya da yazdım. Bu motorda da dünyanın en büyük tedarikçisi gene biziz. TEİ. Son 6 yıldır. O yüzden bir daha uçağa bindiğinizde, tabii motorun dış kabuğunda öndeki fandan gözükmüyor ama içerideki şeylerin çoğunu biz üretiyoruz. Allah'a şükür. Burada şunu da söyleyeceğim. Şu da dünyanın en büyük motoru. GE90 motoru. Bakın burada itki seviyesi yazıyor. 115 bin libre. 50 tondan fazla. Motor tek başına pilot ittirdiği zaman gaza bastığında 50 ton basıyor. Tek başına. Bu şu demek. Yani bir tır 20 ton mu tam yüklü? İki tane tır, bir tane de kamyonu üstüne koyun, gökyüzüne doğru dikine kaldırır tam yükle. Tek başına. Devasa bir motor. Motorun şeyi bu kattan yüksek. 3,5 metreye yakın. Dünyanın en büyük motoru. Ben de Amerika'da çalışırken bu motorda benim bizzat hesaplarını yaptığım 3 tane SEAL var. Benim tasarladığım ekiple beraber. Şimdi bunları, bu uçakları 777'nin, Boeing 777'nin motoru bu. Türk Hava Yolları'nda var, binmişsinizdir belki. Uzun mesafede kullanıyor bunları. Bunlar ilk geldiğinde, ben işte 2005 miydi, 6 mıydı, uçağa binerken bir baktım, bu GE90 devasa motor. Yani gözünüzden kaçmaz, dev gibi bir şey. Tabii görünce hemen anladım. Yandaki adama döndüm merdivende, dedim bu motorda benim 3 tane SEAL'im var dedim. Adam dedi bu kafayı yedi herhalde. Tabii kendi tasarladığım bir şeyle uçmak güzel bir duygu. Bunu bizim TEİ'de çalışan mühendislerimiz yaşıyor Allah'a şükür. Şimdi burada bu resimde ne kadar büyük bir motor bu? Bu resimde 2 tane uçak var. Arkadaki uçak Boeing 777. Öndeki uçak Boeing 737. Boeing 737 İstanbul Denizli bindiğiniz uçak yani. Her zaman bindiğiniz uçak şu. Arkadaki uçak ne kadar büyük anlayın. İkisi yan yana gelmedikçe arkadakinin ne kadar büyük olduğunu anlamıyorsunuz. Hava alanlarında bunları aynı yerde park etmiyorlar. Büyük olanlar ayrı bir bölgede. Onların jetveyleri ayrı. O yüzden yan yana durmayınca görmezsiniz. Büyük olanın motoru GE90. Motor o kadar büyük ki İstanbul Ankara bindiniz, uçak komple motorun içine sığıyor. Dev. Ha, bunu niye yazıyoruz buraya? Biz TEİ'de bunları üretiyoruz diye. Bu kadar büyük bir motora parça üretebilen dünyada 3 şirket var. 3 veya 4. Birisi de biziz. Neyse geçelim. Alt satırı hepsini okumayacağım. Bu da bu bildiğiniz bu uçak olduğu için. Airbus 380. Hangi uçak bu gençler? Airbus 380. Dünyanın en büyük uçağı. Çift katlı. Onun motoruna bile biz parça yapıyoruz. Aşağıdaki 2 satır askeri motorlar. F-110 motoru, F-110 motoru, F-16'ların motoru. F-15'ler, F-14'lere de veriyor. Yanında T-700 Sikorsky'lerin motoru. Bunların hepsine parça üretiyoruz biz. C-79 Phantom'ların motoru. LM serisi gemi motorları. Milli gemi, milgemi motor parçalarını biz burada üretiyoruz. Burada sizin bildiğiniz şeylere geleyim. F-404 Hürjet'in motoru. Hürjet'in motorunun komplesini burada üretmek için pazarlık yapıyoruz şu anda. C-85 Türk Yıldızları'nın uçurduğu kırmızı uçaklar var ya, onların motoru. CTS-800 Atak helikopterinin motoru. Bak bildiklerinizi söyleyeyim. TP-400 Koca Yusuf askeri kargo uçağı var. Yeni nesil büyük kargo, onun motoru. Gördüğünüz gibi hemen hemen askeri sivil bir sürü motora parça üretiyoruz. O yüzden diyoruz ki, aşağıda yazıyor zaten, şu anda gökyüzünde kaç tane uçak varsa en az yarısı bizim Eskişehir'de ürettiğimiz parçalarla uçuyor. Hızlanalım. Atak helikopterinin motoru bu. Bunun motor 4 modülden oluşuyor. Bir güç türbünü modülünün komplesini biz üretiyoruz. Ama sadece Atak helikopterleri için değil, bu motorun dünyada sattığı bütün motorlar için. Lisans altında komple motor üretimi. Dedim ya, ilk şirket kurulurken F-16'ların alımı sırasında kurulmuş. Türk ordusunun, şu anda ordumuzun kullandığı bütün F-16'ların motoru bizim Eskişehir tesisimizde üretilmiştir. Hepsi. İlk üretilen motorumuz
TAİ'ye teslim edilmeden önce. Şirketin kuruluşu Ocak 1985. İlk motoru ordumuza teslim etmemiz 1987. Temmuz 1980'de. 2,5 yıl içinde sıfırdan şirket kurulmuş, kağıt üstünde binalar yapılmış, tesisler kurulmuş, motor üretilmiş, teslim edilmiş. Tabii motor üretimi, yani gerçekten hızlı çalışmışlar. Ellerine sağlık, ben yoktum o zaman tabii ki. Lisanslı motor üretim. Birisi teknik resimleri size veriyor. Ya da parça parça motorun parçalarını veriyor. Tabii bu da bir teknoloji. Yani bütün parçaları şuraya dizsen bu 30 bin beygir güç üretmez. Bunları bir araya getirip 29 bin libre, yaklaşık 30 bin beygir üretecek bir motor haline getirmek, o da bir teknoloji. Onu yapıyoruz. Ama şunu demek istiyorum. Başkasının motorunu lisanslı üretmek kolay ve hızlı. Mesele kendi motorunu geliştirmek. Buradaki sıkıntı ne? Lisanslı üretim olduğu için adam motorun en kritik parçasını sana vermezse üretemez. Savaş durumunda mesela ambargoyu vermedi mi üretim durur. Ve ona muhtaçsın. Bu arada tabii ki teknofestlere falan gidiyorsunuzdur. Geçenlerde Denizli'de Pamukkale Belediye Başkanımız da burada. Ne tarafta bakıyorum. Onlar da bir etkinlik düzenlediler de bizim son dakikada haberimiz oldu. Orada işte Türk yıldızlarını falan çağırmışlar. Sola Türk falan gelirse böyle tam üçünüzde art yakıcı falan çalıştırıyor. Gümbür 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 ötüyor. Onun motoru da burada gördüğünüz gibi. O da bizim tesislerimizde üretilmiştir. Hepsi bizim tesislerimizde. Şu anda Sikorsky helikopterlerinin yerli versiyonu var. Yerli Kara Şahin deniyor. Bunların motorlarını da TEİ'de biz seri imalat üretiyoruz. Şu anda bunları seri imalat üretiyoruz. Bu da ilk ürettiğimiz motorumuz. Bu da lisans altında. Bu da lisans altında. O yüzden hızlı üretiyoruz. Ama bu 2000 beygirlik Türkiye'de üretilmiş ilk helikopter motoru. Ve şu anda bunları bay baya bas baya üretiyoruz. Şu videoda onu anlatıyor. Aa, bir dakika ya. Ses gitmedi. Nasıl? Ben o zaman şöyle yapayım. Biraz daha vereyim. Genel maksat helikopteri programı kapsamında Türk Kara Şahin T-70 helikopterlerine güç verecek T-700, T-701 de Türkiye'nin havacılık serüvenindeki ilk yerli üretim helikopter motoru. 2000 beygir güç üreten ilk yerli helikopter motorumuz tüm testlerden başarıyla geçti. Proje kapsamında 236 adet üretilecek yerli motorumuzun seri üretimine 2018 yılında başladık ve ilk 17'sinin üretimini tamamladık. Yerli motorumuzun üretimini T700, TI-701D isim plakası altında gerçekleştiriyoruz. Motorun seri numarasını da biz basıyoruz. Motor bizim üretimimiz olduğu için. Tabii burada diyor ki ilk 17'sinin üretimi gerçekleştirdik. Bu videoyu hazırladığım zaman öyleydi. Ama seri imalat yaptığımız için şu ana kadar teslim ettiğimiz motor sayısı 86. Buraya da yazdım. Şimdi bu helikopterlerimizin hepsi yerli. Şimdi yerli ve milli derken yerli ne, milli ne? Yerli biz üretiyoruz. Türkiye'de üretiliyor. Milli tasarımı da bize ait. Yerli olması da güzel bir şey ama milli olması daha iyi. Şimdi yerli üretim Sikorsky'leri lisans altında Türkiye'de üretiyoruz. Geçen yıl itibariyle ordumuza teslimatları başladı. Helikopteri Ankara'da TAİ üretiyor, gövdeyi. Motoru biz üretiyoruz Eskişehir'de. Hepsi lisans altında. Elektronik ve aviyoniğini, uçuş aviyoniğini de Aselsan üretiyor Ankara'da. Bunları bir arada getiriyor TAİ ve helikopter haline getirip ordumuza teslim ediyor. Bu da ilk teslimatın yapıldığının haberi gazeteden. Hatta bu yaz geçen yıl başladı teslimatlar. Biz çünkü 86 tane ürettik. Bu yaz orman yangınlarından işte Antalya, Manavgat, Türkiye genelinde bizim helikopterlerimiz, bizim motorlarımızla 2000'den fazla sortu yaptılar, uçuş. Ki normalde helikopterler çok fazla uçuş yapmaz. Bir helikopter günde 1-1,5 saat uçar. Her gün uçmaz. Yıllık uçuşları birkaç yüz saati, 150-200 saati geçmez. Bunlar bir sezonda 2000 uçuş yapmışlar. Niye? Yangınlara müdahale etmek için. Ama şu ana kadar Allah'a şükür herhangi bir motor sıkıntısından dolayı beni arayan soran yok.
İyi mi? İyi. Hatta biliyorsunuz bir tane yangın söndürme helikopterimiz İzmir'de düştü. Ben haberlerde duyunca içim cız etti, olan bir tane bizimkilerden birisi mi yoksa diye. Ama eski bir helikopter. Bizimkilerde bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Şu anda da Hürjet'in motorunun lisans altında üretimi için, Amerikan motoru GE, şu anda pazarlıklarını yapıyoruz. Motor bakım onarım revizyon işi, bu da bizim tesislerimizden bir görüntü. Resimde gördüğünüz motor NATO'nun uçan radar uçakları var, AVAX. Onlardan birinin motoru, bizim personelimiz, bizim tesislerimizde. Şu anda biz motor testi konusunda, bu da Şeref Malkoç Bey, kamu baş ombudsmanı, o ziyaret etmişti. Bizim bu motor test düzeneklerini de artık kendimiz yerli ve milli olarak yapıyoruz. Milli olarak. Tasarımı da bize ait, üretimi de bize ait. Onunla başka bir hikayesi var. Nur Demir Ağa çünkü Türkiye'de ilk defa uçak yapıyor, yolcu uçağı yapıyor. Ama test için Almanya'ya gönderiyor. Fakat Almanlar bütün bilgilerine sahip olmuş oluyor. Ve bunu 2. Dünya Savaşı'nda tabii ki değerlendiriyorlar. O yüzden biz motor test düzeneklerini de milli olarak yapıyoruz şu anda. Artık hepsini kendimiz yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Motor tiplerine göre turbofan, turbojet, arkadan yüksek hızda gaz atıp itki üreten motorlarda 100 bin libre itkiye kadar motorları test edebiliyoruz şu test düzenimizde. 100 bin libre dünyadaki bütün motorları test edebiliyoruz, bir tanesi hariç. 115 bin librelik o devasa motor var diye, o hariç. Ötekilerin hepsini test edebiliyoruz. Ne kadar büyük bir kapasite, şöyle söyleyeyim. Bir F-16 savaş uçağı maksimum güçte 29 bin libre üretiyor. Bizim kapasitemiz 100 bin. Helikopter motorlarında 3500 beygire, daha yeni ben göreve gelince çıkarttım, 2000'di bu. 3500 beygir ne kadar büyük bir kapasite? Şöyle söyleyeyim. Gökbey ve Atak helikopterlerinin motoru 1373 beygir. İthal motor. Bizimki daha yüksek de birazdan göstereceğim. 1373 beygir. Skorsky'lerin motoru 2000 beygir. Bizim kapasitemiz 3500 beygir. Görüyorsunuz. Her türlü motoru yapıyor. İHA'larda da aynı. Tek tek burada girmeyelim şimdi. Bakım onarım revizyonda her türlü altyapımız var. Gelelim kendi milli motorlarımıza. Tasarımı da bize ait olanları. Şimdi motor tasarımı, motor geliştirmek neden zor? Niye dünyada 3-4 tane, 5 tane firmayı devleti geçmiyor? Motor teknolojisine sahip devlet sayısı, onu anlatacağım. Niye zor? Şimdi ben bazen diyorum da bazıları yorum yazıyor. Yok ya, dalga geçiyor, adam ne söylediğini bilmiyor diyorlar. Uçak motoru yapmak nükleer bomba yapmaktan daha zordur teknoloji olarak. Altını tekrar çiziyorum. Teknoloji olarak. Ama nükleer teknoloji politik ve siyasi sebeplerden dolayı çok zor. Üstüne çullanıyorlar, yapma diye onlar. Ama uçak motoru teknoloji olarak daha zor. Bunun en güzel delili Pakistan. Nükleer bombası var, uçak motoru var mı? Hindistan. Hindistan devasa bir ülke. Nükleer bombası var. 17 yıllık bir uçak motoru programları vardı. Olmadı, iptal ettiler. 17 yıl sonra. Zor bir iş. Kolay olsa herkes yapardı. Niye zor? Bir, gökyüzüne doğru yükselmeye başladığınızda, Kur'an'da ayet de var bununla ilgili. Yukarı doğru çıktığınızda, bir, havanın yoğunluğu azalıyor. Hava inceliyor. İki, içindeki oksijen miktarı azalıyor. Şimdi can kurtaran yokuşunda kamyonları görüyorsunuz, bazen kara duman atıyor böyle yandan. Niye atıyor? Ne demek o kara duman? Mazotu yakmadan atıyor, o demek. Çiğ gaz. İşte adamcağız bilmediği için teknoloji zannediyor ki dibine kadar basarsa daha fazla, daha hızlı gidecek. Halbuki o kara dumanı gördüğünde ayağını gazdan çekmesi lazım. Nereye kadar? Duman kesilinceye kadar. Çünkü dumanı gördüğü anda artık daha fazla verdiği dizel yanmadan gidiyor kurum olarak. Hem çevreyi kirletiyor hem cebinden bedava gidiyor. Güç üretmiyor ki, yanmıyor çünkü. Uçakta da böyle. Tekerlekleri kestiniz gökyüzüne doğru çıkarken motorun, özellikle pistonlu motorlarda, emebildiği hava miktarı belli. Oksijen miktarı belli. Zaten arabalarda nasıl gidiyor? Arabaları herkes bildiği için oradan söyleyeyim. Uçakta da benzer. 1.6 dizel başka, V6 3 litre dizel başka. Niye? Arada fark ne?
Daha büyük. Çok basit. Daha büyük. Daha fazla oksijen alabiliyor. Daha fazla yakıt yakabiliyor. Çok yakıyor zaten o yüzden. Daha fazla yakıt yakmak demek daha fazla güç üretmek demek. Problem uçakta yukarı doğru kalkıyorsunuz. Oksijen azalıyor. Diyelim ki bir yeryüzünde 100 beygir üretiyordunuz. Yukarı doğru kaldırmamaya başladınız. Oksijen azalıyor. Pilot tam gaz. Ne varsa Allah ne verdiyse bocalıyor. Foşur foşur döküyor yakıtı. Ama yukarı doğru çıktıkça, oksijen azaldıkça yakıtın yanmamış miktarı artıyor. Yanmadan gitmeye başlıyor. Yanmayınca ısı enerji üretmiyor, güç üretmiyor. Motorun gücü düşüyor, takati. Yukarı doğru çıktıkça güç düşüyor yani. Anladınız değil mi? İstediği kadar yakıt var. 3 katı yakıt yok. Hepsi egzozdan dışarı. Başka? Tabii uçaklarda itkiyi arkadan fırlattığımız havanın debisi ve hızıyla elde ediyoruz. Momentumun korunumu. Lisede bilardo toplarıyla öğretiyor ya işte büyük top küçük topa şu açıyla çarpınca çarpışmadan sonra yönlerini ve hızlarını hesapla. Klasik fen sorusu değil mi? İşte bildiğiniz. Öne doğru arkaya doğru fırlayan gazın kütlesi ve hızı uçağın öbür yöndeki kütlesi ve hızı. Tamam, momentumun korunumu. Sürtünme kayıtlarını varsaymazsak tabii ki. Tamam. Arkadan mümkün olduğu kadar yüksek hızda ve yüksek miktarda hava atmam lazım. Bu nasıl olur? Motoru çok yüksek devirde çevireceğim. Ne kadar hızlı çevirirsem o kadar fazla arkadan basacağım. Değil mi? Çok yüksek devire çıkınca ne oluyor? Bir taşı elinize alın, iple bağlayın, çevirin bakalım şöyle. Azıcık hızlandırırız mı taş fırlar gider bir yere. Birinin camını kırar değil mi? Niye? Merkez kaç kuvveti var? Viraja biraz hızlı girin bak nasıl atıyor sizi. Düşünün ki siz 18 bin devir, 40 bin devir. Bizim helikopter motorumuz 42 bin devire kadar çıkardık biz. 42 bin devirde dönüyorsunuz. Uçak motorları biraz daha büyük olduğu için daha düşük. Binlerce devirde dönüyorsunuz. Kanadın her biri o kadar anormal yükler uyguluyor ki şu köklere. Hani uçağa binerken görüyorsun ya şunları. Şu kanatlarının her birinin kökünde uçağın ağırlığı kadar yük oluşuyor. Bu tipik bir yolcu uçağının değerlerini veriyorum burada. Her bir kanat uçağın darasını, ağırlığını, komplesini taşıyacak kadar kuvvetli olmak zorunda. Yoksa kopar gider. Başka? Şimdi eğer bir kuş falan çarparsa, kanat koparsa, o fırlayan parça yeni havacılık kurallarına göre motorun muhafazasının dışına çıkamaz. Çıkarsa sertifika alamaz uçuş sertifikası. Niye? Çıkarsa deler gelir, kabini deler, yolcuları öldürür, uçağı parçalar, uçağı düşer. Değil mi? O nedenle muhafazayı öyle bir yapman lazım ki onun delip geçmemesi lazım. Fakat öyle bir enerjiyle çarpıyor ki hız yüksek. 50 kat yüksekten bir arabayı bıraktığınızda asfalta çarptığında nasıl ne kadar bir enerji varsa o kadar bir enerjiyi tutmanız gerekiyor. Tabii bunu yaparsınız da 20 santimlik tank zırhı gibi motor muhafazası yaparsan olur ama uçak yerden kalkmaz bu sefer. Biz onu incecik yapıyoruz. Yapmak zorundasınız, hafif olmak zorunda. Başka? Motorun içinde yanma odası o kadar yüksek sıcaklıklara çıkıyor ki alev, güneşin yüzey sıcaklığının %45'ine ulaşıyor. Bu sıcaklıkta bırakın çalışacak bir metal bulmayı, ister süper alışma olsun, çalışmayı bırakın, metaller şıpır 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 damlayıp eriyor. Yani biz istiyoruz ki o sıcaklıkta çalışacak, kanat çevirecek, kompresöre güç üretecek falan filan. Peki mümkün mü bu? O sıcaklığı çalışan bir metalimiz yok. Ne yapıyoruz? Alevi ortada tutuyoruz, her tarafını deliyoruz. Soğuk hava üflüyoruz ki alev ortada dursun. Alev metale değdiği anda motoru eritiyor. Eritti mi küt aşağıya. İşte İzlanda'da yanardağ patlayınca Avrupa'ya uçaklar inemedi ya. 2 hafta hatırlıyorsunuz değil mi? Niye? Yanardağ küllerinin dumanının içinde kül var. Küller gelip bu delikleri tıkarsa motorların olması, devre dışı kalması 1 dakika sürmez. O yüzden hiçbir uçak yanardağ küllerine giremez. Mecbur Türkiye'ye geliyorlardı. İstanbul'a inip buradan gidiyorlardı arabayla. Anladınız değil mi? İşte bundan. Ama siz tabii buradan Denizli'den uçak kalktı. İşte Dinara var iken dınk kemer şeyini kapattı. Artık şey bu şeyi. Siz çayınızı içiyorsunuz ama motorun içinde bunlar oluyor.
Bunlar olmasa uçamazsınız. Tabii o alev, oradaki alev, hadi orada tuttunuz, fırladı geldi türbin kanatlarının üstüne. O alevden korumanız lazım onu. Bu kanatları, bakın bir tane çalışmış kanat, seramikle kaplıyoruz, içinden soğutma havası basıyoruz. Ha, bu arada soğutma havası basıyoruz derken, soğutma için bastığımız havanın sıcaklığı 700 santigrat derece. O soğutma için bastığımız hava. Üstünden geçeni siz hesaplayın. Bu şartlarda çalışmak zorunda, güç üretmek zorunda, bildiğiniz yolcu uçaklarında her bir kanat bir formüle bir arabasının maksimum gücü kadar güç üretiyor. Her küçücük bir kanat. Tabii bu sıcaklıkla bu kadar yüksek güç, bir de çok yüksek hızda dönüyor. Kanat kökünde ayrıca bir stres var. İki katlı otobüs kadar. Bunların hepsini taşımak zorunda o sıcaklıkta. Ya biz sizin buradaki işte çakı bıçak yaptığınız çeliklere benzemez. Hemen erir bunlar. Burada süper alaşım da yetmiyor. Süper alaşım da yetmiyor. Burada artık yeni nesil motorların hepsinde tek kristal çelik süper alaşım kullanıyorlar. Bütün çelik, bütün alaşım, süper alaşım tek bir hücreden oluşuyor. Bu şeye benziyor. İnsanlar da hücrelerden oluşuyor ya. Metaller de hücrelerden oluşuyor. Resmini göstereceğim biraz. Bu hücrelerin birbirine yapıştığı yer zayıf noktası metalin. Yük altında kayınca bu hücreler birbirinin üstüne kayıyor, kanat deforme oluyor, sünüyor. Biz bunu istemiyoruz, üstüne yük koyacağız yani. Sünmesin diye bu aradaki hücreler arası yapışma noktalarını yok edelim demişler. Mantık güzel değil mi? Güzel de nasıl yapacaksın? Bütün bir insanı tek bir hücreden yapmak gibi zor bir iş. Ya, o kadar zor değil tabii de. O kadar zor olsaydı yapamazdık yani. Onu sadece Allah yapabilir. Başka? Bir de bu, bütün bu yüklerin o alevin içinde o kadar yüksek hızda döndüğü için kanat ucu hızları ses hızının %40 falan üstünde. Yani bir tabancadan çıkan mermiden daha hızlı dönüyor. Tabii bu şok dalgası, tabanca patlattıysanız kulağınızı şey yapar biliyorsunuz, önünde susturucu yoksa güm diye kulak gider yani. O kadar hızlı dönüyor ki şok dalgaları oluşuyor, süpersonik. Bu şok dalgalarını iyi kontrol etmezseniz motorda, motorun başka parçalarını parçalar. Yani çok kolay bir iş değil, gördüğünüz gibi. Bunların hepsini yaparsanız motorunuz çalışır. Peki, ben göreve geldiğimde bununla uğraşıyorlardı. Küçük bir motor vardı. 400 Newton, yani 90 libre etkisi olan. 3.6 kilo, şu kadar bir şey. Hedef uçak, Tiny'nin geliştirdiği şimşek hedef uçakları için. Hedef uçak ne demek? Duydunuz mu hedef uçak daha önce? Hedef uçak, pilotlarımızın, savaş uçağı pilotlarımızın kendilerini geliştirmek için egzersiz yaparken vurdukları uçak. Şimdi tatbikatlarda görüyorsunuz haberlerde, işte Ege bilmem ne uçak geliyor, yerde işaretlenmiş hedefi tam ortasından vuruyor, herkes alkışlıyor. Ben diyorum ki onu dedem de vurur, zaten duruyor orada. Sıkıysa hareket eden hedefi vur, değil mi? Şimdi bir de it dalaşı diyorlar, gökyüzünde birbirlerini vurmaya çalışıyorlar. İşte uçakların yarısı kırmızı birlikler oluyor, yarısı mavi birlikler, birbirlerini vurmaya çalışıyorlar değil mi? İt dalaşı eğitimi. Fakat oradaki şey, tabii ki mühimmat kullanmıyorlar, kullanırsa, vurursa karşıdaki adamı F-16 gidiyor. Vuramaz. Elektronik olarak hedefi kilitleyip, bilgisayarı kilitleyip onu tak diye şey aldı mı artık füze gidiyor vuruyor onu, buluyor artık kilitlendi ya. Bip dedi mi, diyor oğlum sen vuruldun çık diyor telsizden. Tamam. Tabii bunun zevki uçağın paramparça olduğunu görmek gibi zevk olmuyor yani. Ne olması lazım? Gerçek bir şeyi bir havaya uçurmak lazım. Füzeleri de denemeler lazım. Bu hedef uçaklar var. Bu hedef uçaklar işte bu sahne kadar 3-4 metre boyunda hafif. Bizim bu şu 3 kiloluk küçücük füze motorumuz bunu uçuruyor. Saatte 700-800 kilometre hıza çıkarıyor. Bu gökyüzünde işte 20-30 bin fitte, neyse artık eğitimlerde yapılıyorsa 20 bin fit civarı özel manevralar yapıyor. Peki uçağın radarında gözükür mü bu küçük şey? Gözüksün diye bunu metalik boyayla boyuyorlar, metal boyayla. Uçağın radarında F-16 kadar büyük gözüküyor. Ondan sonra bunu vurmaya çalışıyorlar. O yüzden adı hedef uçağı. Biz bunu seri imalat, burada 10-11 tanesi var. Biz bunu yaptık, verdik. Biz de bekliyoruz ki bunlar artık bir sürü sipariş geçerler. Her eğitimde bayağı bir düşürürler yani. Cevap doğru mu? Yanlış. Hiç satamadık. Niye? Şimdi uçağı düşürmek pahalı, F-16'yı.
Bu da nereden baksan bir 100-150 bin dolar. Bu da pahalı. Bizimkiler çok güzel bir çözüm bulmuşlar. 100-150 metrelik bir tel buluyorlar. Bunun arkasına bir tel bağlıyorlar. En arkasına gene bunun gibi bildiğiniz köpükten yapılmış, strafordan bir uçak daha. Onu metalik boyaya boyuyorlar, onu vurup düşürüyorlar. Bu geri geliyor. Biz de bekliyoruz ki motor satacağız. Bu bizim TJ90 motorumuzun deneme uçuşları yapıyoruz ki bizim deneme uçaklarımız var. Uçağın arkasındaki şu küçük motor bizim motorumuz. Bir tane deneme uçuşu. Video uzun, devam etmeyelim. Aslında kullanan arkadaş geri döndürüyor videoda. Bunların kafasının üstünden uçuruyor. Odaki de bağırıyor, yapma şunu ya diye. O kısmını kestim. Uzun çünkü. Yaptığımız insansız uçaklar motorlarından ilk yaptıklarımızdan birisi Ankay'ın ithal motorunun eşdeğeri. 155 beygirlik bir motor. Bu ilk uçuşunu 2018'in ilk aylarında yaptı, basındaki haber. Uçuşunu da yaptı, seri imalata girdi. Biz bunu 9 tane teslim ettik. Sonra da üretimi durdurduk. Niye? Neyse, biz bunu yapmadan önce Avrupalılar, neyse firmanın adını, ülkenin adını söylemeyeyim. Motoru satan firma Ankara için ilk baştan 3-5 tane satmış deneysel diye. Seri imalata geçince devlet izin vermemiş. Motor alamıyorlar. Acele bize geldiler, motor yapın diye. Biz bunu yaptık. 155 beygir ürettik, teslim ettik. İlk motorumuz çalıştıktan bir hafta sonra hemen Avrupa'daki firmanın haberi oldu ve ambargoyu kaldırdı. Biz üretimi onun için durdurmadık. Yeni oldu zaten değil mi? Yok, birkaç yıl oluyor. Ya biz o üretimi durdurma sebebimiz o değil. Çünkü daha iyisini yaptık. PD-170'i yaptık. Bu motor aynı yere sığıyor. 170 beygir üretiyor. Hemen hemen her şey yerli ve milli. Hemen hemen diyorum. Neleri yerli değil? Enjektörleri, bujileri, kızdırma bujisi, bazı ufak tefek raf ürünleri, sanayiden alabileceğiniz şeyler. Dünyada 3-4 tane enjektör üreten firma var. Gidiyorsun sanayiden alıp takıyorsun yani. Şimdi onun için fabrika mı kuracağız yani? Onun dışında her şeyi yerli ve milli. Bu ilk önce Anka için geliştirdik. Aksungur uçuyor bunlar. Aksungur bunlarla irtifa rekoru kırdı. Geçen sene mi? Evvelki sene. TB3 haberleri takip ettiniz mi? Cuma günü ilk uçuşunu yaptı. Bizim motorumuzla. Tabii Anka ilk uçuşunu yapalı bayağı oldu. Şimdi öteki Şubat'ta uçmuştu. PD-170'i hemen peşinden yetiştirdik. Ne zaman uçtu? Aralık 2018'de. Bu da TB3'ün dün, bugün cumartesi değil mi? Dün yaptığı ilk uçuşu. Biz zaten motoru göndereli bayağı oldu. Sürekli denemelerde orada şey yapıyorduk ama tabii ilk uçuş. Bu video taze. Yani daha yeni uçtu. Ben de dün oturup onu koyuyordum demin orada otururken. Bunu ekliyordum. Bu motor seri imalatta. Epeydir seri imalatta. Bak Ocak 2022'de çekilen resmi görüyorsunuz. Kaç tane motor var burada? En az 10-15 tane var. Peki hani diyorlar ya yapmadılar, yok yalan söylüyorlar.
Sonra yok yaptılar ama işte prototip efendim seri imalata girmedi. Yok seri imalata girdi ama işte yeter işte yetersiz, kötü. Adam bir şey bulacak ya. Bu Amerikan motoru, bu Alman motoru, bu Avusturya motoru, İtalyan, Fransız. İrtifadaki güç, kritik irtifada ürettiği güç. Görüyorsunuz yani açık ara iyi fark atmışız değil mi? Burada daha rahat gözüküyor. Bu gerçek uçuş ölçüm deneylerinden alınan rakam. Mavi olan ithal motor, orijinal Anka'nın o ithal motoru. Kırmızı olan bizim motorumuz. 20 bin fil ne dedik gökyüzüne doğru çıkarken motorun takati kesilir. Oksijen azalmaya başladığı için diye değil mi? Peki bunlarınki niye kesilmiyor? Düz gidiyor bak. İrtifa bu tarafa doğru da düz gidiyor. Çünkü bu motorlar gökyüzünde güç üretebilsin diye özel turbo sistemleri tasarlıyoruz. İthal motorda da var, bizimkinde de var. Tabii bu turbolar sizin arabanızdaki turbo gibi değil. Bunlar çok ince havayı basabilecek özel turbolar, özel tasarım. Ama bizim motorumuz 20 bin feet'e kadar hiç gaz kesmeden çıkabiliyor. Görüyorsunuz yani. 20 bin feet görev irtifası. Hiç gaz kesmiyor. Ya ister Denizli'de kullan, ister Everest Dağı'nın tepesinde kullan, aynı gaz. Peki anladık, iyi güç üretiyorsunuz da belki de çok yakıyor. Değil mi? Güç üretiyor ama belki de çok yakıyor değil mi? Şimdi burada da baktığınız zaman grafik bu tarafa doğru X ekseninde yakıt tüketimi azalıyor bana doğru. Y ekseninde de yukarıya doğru irtifada ürettiği güç artıyor. Birim, özgül güç diyelim. Bizim motorumuz en iyi yerde, en sağda. Bir kere en az bizim motorumuz yakıyor. İthal Avrupa motoruna göre %11 daha az yakıyor. Bu ciddi bir rakam. Niye ciddi bir rakam? Şöyle söyleyeyim. %11 demek 20 saatlik bir uçuşta yaklaşık 1,5 ton yaksa işte 100-150 kilo yakıt tasarrufu demek. Bu ne demek? 100 kilo diyelim, en düşüğü alalım. 25 kiloluk 4 tane daha ekstra cirit füzesi demek. Ya. Dikkatinizi çekerim. TB2'ler sadece 2 tane cirit füze, 2 tane füze taşıyabiliyor değil mi? 2 tane. Biz sadece yakıtı az yakarak 4 tane ilave kapasite getirebiliyoruz. Ha, şimdi bazıları diyor ki TB2'ler ithal motor kullanıyor. Doğru. Niye bunu kullanmıyor? Bu kadar iyi bir motorumuz var. Niye bunu kullanmıyor? Çünkü TB2'ler çok küçük. Bu motorlar yaklaşık 1,5-2 ton sınıfındaki İHA'lar için. 2 tonluk bir İHA'yı yeryüzünden kaldırıp 40 bin feet'e çıkarıyor şu motor. Yani senin arabanı sırtına bağlasan tek başına çıkarıyor ya. Yani. Ama TB2 600 kilo. Bu şeye benziyor. Bir serçeye V6 3 litre motor takmaya benziyor. O da büyük geliyor yani. Onlar daha basit küçük motor kullanıyorlar. Bir sıkıntılar da yok ithalatta. Bu büyük İHA'lar için. Tabii biz orada durduk mu? Hayır. 222 yani 225 beygirlik versiyonu geliştirdik. Adı da PD220, pistonlu dizel 222. Niye 222, 225 değil? Eskişehir'in işte alan kodu yani. Şimdi Eskişehir'de firma. O kadarcık Eskişehir'e cestimiz olacak yani. PD20 desek çok düşük gelecek. Yani Denizli'de koyabilirdik ama 225 beygir. Bu da onun çalışma videosu. Burada 225 beygiri gördünüz değil mi? Şimdi aynı motor aynı yere sığıyor. Biri 100 ithal motor 155 beygir üretiyor. Bizim öteki motor da aynı yere sığıyor.
Bizim PD-170 de aynı yere sığıyor. Bu da 225 beygir üretiyor, aynı yere sığıyor. Bir de şeyi, tabii mikrofon elimde olmadığı için şeyi gösterecektim. Gördünüz burada kıpkırmızı. Aha böyle çalışıyor. Hatta bu ısı uçağa zarar vermesin diye seramik battaniye falan koyuyoruz etrafına ama gökyüzünde aynen böyle çalışıyor. Şimdi bunların ömürleri biz ilk motoru yaptığımız zaman bu İtal Avrupa motoru sınıfının en iyisiydi. O yüzden onu alıp takmışlardı. 1200 saat ömrü vardı. 1200 saat. Biz bunu yaptık. 3600 saat ömrü var. Şimdi biz bunu 3600 saat yapınca Avrupalılar mecbur 1800 saate çıkardılar. Şimdi komutanlarımızdan birisi duydu. 1200 saat, bir uçuş 20 saat, böl 60 uçuşta motor pert. Bakım aralığını demiyorum. Çöpe atma zamanını söylüyorum. Yani 300-400 saatte bakıma geliyor. 1200 saatte çöpe gidiyor motor. Niye? Aynen böyle çalışıyordu ondan, kıpkırmızı. O kadar zorluyoruz ki. Çünkü havacılık motorlarında ekstra güç marjı yok. Şimdi sizin arabanızda atalım diyelim ki yerli araba seçelim, Renault Megane. Baktığınızda 105 beygir bilmem motoru var. Otoyolda 120 ile gitmek için sabit hızla ihtiyacınız olan güç 35-40 beygir. O kadar. Peki niye 100 beygirlik motor koyuyorlar? Canım sen arabam atak olsun. Sen hep dümdüz mü gidiyorsun ya? Yokuş çıkıyorsun, can kurtaran yokuşu, araba solluyorsun. Değil mi? O ekstra güce ihtiyacın var. Havacılıkta irtifadaki güç neyse onun çok az üstünde yapıyorsun. Çok az bir marj. Niye? Üstüne fazladan koyduğun her şey ağırlık demek. Ağırlık da 20 kilo ağır olsa 25 kilo bir ciret füzesi daha eksik demek. Değil mi? Çok önemli. Her kilonun gramın şeyi var. Biz motor tasarlarken ekibe bütçe veriyoruz. Bütçe deyince kaç para harcayabileceklerini zannediyor şey. Biz ağırlık bütçesi veriyoruz. Bütün parçaları diziyoruz. Herkesin ağırlık bütçesi var. Bu motorun motor bloğu, asıl silindirlerin olduğu büyük motor bloğu tahmin edin kaç kilo? Kaç kilo? Normalde bu çelik dökümlerde baya baya ağır oluyor. Yani bir araba motoru birkaç yüz kiloyu bulabiliyor. Değil mi? Bunun motor bloğu bizim hedefimiz 19 kiloydu. 18 kilo 540 gramla bitirdik. Bütçenin içinde kaldılar. Yani. Neyse. Tabii niye bu kadar ömür kısa? Çünkü pilot aşağıdaki asker pistin başında bir gaz veriyor. Tekrar inişe geçince kadar gazdan elini çekmiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi oraya çıktığı zaman zaten tam gaza yakın bir güçle durabiliyor orada. Ona göre tasarlanmış. Marj yok. İnişe geçtiği zaman ayağını gaza yiyor. Düşünün arabanıza bindiniz. 10 yıl kullandığınız arabanızı. Toplam hesaplayın. Gaz pedalı dibine kadar basılı olarak kullandığınız kaç dakika? 5 dakikayı geçmez. Niye? Araba sollarken bile dibine kadar basarsan ayağını gazdan çekmezsen 1, 2, 3, 4, 10 saniyede zaten uçar gider araba. Hemen ayağını gazdan çekersin. Bu sürekli tam gaz. Peki. Dedik ki aynı yere sığıyor. Bu bir teknoloji gelişmişliğinin ifadesi. Burada tam gözükmüyor ama şurası turkuaz. Şu kısım motorun, tankın içinde motorun olduğu yeri gösteriyor. Turkuaz renkli ama burada renk tam gözükmüyor. Soldaki Almanların meşhur Leopard 2 tankı. Sağdaki de bizim Altay tankı. İkisi de 1500 beygir. İkisi de 1500 beygir ama birisinde tankın yarısını motor kaplıyor ya. Yani. Değil mi? Birinde motor çok daha küçük. Ha bizim Altay tankının motoru çok daha iyi, doğru. Ama o da ithal. Yerlisini yapıyoruz şu anda. Bakın ikisi de 1500 beygir. Kapladığı yer şöyle. Bu teknoloji işte. Bu MTU'nun 870 serisi. Bu 880 serisi. Bu daha yeni teknoloji. Onun için daha küçük yerde daha büyük güç üretiyor. İşte
Burada onu gösteriyorum. İlk yaptığımız motor Anka için 155 beygirdi. Sonra biz bunu 170 beygire çıkardık. Sonra 225 beygire çıkardık. Değil mi? Biz şimdi bunu 170 beygir yapınca ithalat Avrupalı motor firması 155 beygir satıyordu ya, biz bunu 170 beygiri çıkarınca piyasaya 2 yıl sonra, biz bunu çıkardıktan 2 yıl sonra, biz bunu 2017 Kasım'da ilk motoru teslim ettik, PD-170. 2017 Kasım'da bu motoru teslim ettik, uçmaya hazır diye. 2 yıl sonra Avrupalı üretici de 170 beygirlik motor serisi anons etti. Biz ne yaptık? Biz de 225 beygirliğini yaptık. Şimdi teknoloji yukarıya doğru artıyor. Bakın şimdi en alttakini, bu askeri bir motor değil. Bu ticari, BMC'nin ticari bir motoru. Bakın motorun kapladığı yerde birim hacimde ürettiği güç 46 beygir. MTU 880 serisi, Altay tankı ve fırtına obüsünün motoru aynı seriden. Birim hacimde ürettikleri güç 55 beygir. Bizim PD-170 81 beygir. PD-225 107 beygir. Bakın aynı yerde, aynı birim hacimde Altay tankının motoru 55 beygir üretirken biz 107 beygir, iki katını üretiyoruz yani. Tabii ağır dizellerle daha küçük motorlar arasında biraz şey farkı oluyor ama bu kadar değil, iki kat değil. Tabii Alman MTU 890 serisini geliştiriyor şu anda, daha çıkmadı piyasaya. Onlar motorlarını geliştiriyorlar. 122 beygir, 1 litre motorun kapladığı yerde. Biz de çalışıyoruz. Bu bir yarış. Değil mi? Peki daha küçük motorlarımızdan küçük bir İHA motoru. Bu da boksör tipli, şurada gördüğünüz motor. Küçük bir İHA'yı uçuruyor. Küçük dediysem 160 kilo falan yani. Yani küçük deyince öyle hani mini minnacık bir şey zannetmeyin. 50 beygir ama 160 kiloyu uçuruyor. Ve çok uzun saatler uçuruyor. Yani bayağı uzun menzillere gidebiliyor diyelim. Özel bir İHA, stratejik bir İHA. Küçük motorların yüksek irtifa yetenekleri çok daha kötü. Pistonlar küçük çünkü. Havayı daha emişi daha da kötü. Bizim motorumuz, biz 30 bin feet'e kadar güç üretebildiğimizi test ettik. Bu şu demek, bu küçücük motor Everest'in tepesinden bile oluyor. Sınıfında tek. Diğer motorlar 10 ile 15 bin feet maksimum. Bunun da bir uçuş videosu var. İlk şeyle fırlatıyorlar. Bir tane roket şeyiyle fırlatıyorlar. Ondan sonra bizim motor devreye girip alıp götürüyor. 3, 2, 1, ateş. Diyeceksiniz ki niye roket yakıtıyla her tarafa gitmiyor? Roket yakıtlarıyla çok uzun menzil yapamazsınız. Hani mantar tabancasının kırmızı şey gibi yanar biter. Fişt. Bu yakıt verdiğin müddetçe uçuyor. Jet motorlarında bir TC-300 motor, TC-90'ın bir üst motorunu geliştirdik. Bu motorumuzda kendi sınıfında 250 yani 25 santimden küçük motorlar içinde en küçüğü, bakın motor çapı aynı 1.6 ile V6 3 litre gibi. Hacim büyüdükçe çap güç artıyor. Çok hem de burada karesiyle orantılı artıyor. Arabalardakinden çok daha kötü. En küçük çap bizimki 22 santim. Açık ara en fazla gücü itkiyi veren bizimki. Gördünüz değil mi? Tabii bu bir dünya rekoru ama motorun bu kadar küçük çapta bu kadar güç vermesi rekor olduğu gibi proje başlangıcında hiçbir şey yok. Beyaz kağıt. Sıfırdan başladık. Bu motoru rekor itki verecek seviyeye ulaştırmamız 2,5 yıl. Sıfırdan 2,5 yıl.
Tabii arada bir ses değişiyor. Çok uzun bir test bu. Arada makaslamışız da onun için. Ses ondan değişiyor. Gelelim şimdi milli helikopter motorumuza, TS-1400. Şu ana kadar gösterdiğim motorlar, pistonlu motorlar, küçük füze motorları, bunlar nispeten daha kolay. Helikopter motoru gerçek anlamda bir jet motoru, bir uçak motoru. Aslında helikopter motoru bir uçak motorunun bir tık daha üstü. Önce uçak motoru kısmını yapıyorsun, sonra arkadan fırlayan, büyük hızla fırlayan gaz var ya, onun önüne bir kademe daha türbin koyuyorsun, fırlayan bütün enerjiyi dönme hareketine çeviriyorsun, bunu da pervaneye veriyorsun. Yani helikopter motoru, jet motoru artı bir kademe daha. Tabii bunu yapabilmek için, bu kadar zor motorları yapabilmek için bir kere çok ciddi bir mühendislik yeteneğiniz olması lazım. Yetmiyor, tasarladınız da üretecek parçaları satmıyorlar size. Tek kristal motor türbin kanadını satmıyor adam sana. Ham malzemeyi satmıyor. Bunları da yapmak zorunda kaldık. Bir de bu teknolojilerle uğraşıyorsunuz. Normalde herhangi bir metale mikroskop altında baktığınızda böyle metalin hücrelerden oluştuğunu görürsünüz. Bizim ihtiyacımız bütün türbin kanadı, şurada gördüğünüz şu kanat, tek kristal. Kanadın içini gösteriyorum çünkü içinde soğutma delikleri var. İçi boş. İçi de böyle basit bomboş delik değil yani. Bu türbülatörler var, ısı transferini artırmaya çalışıyoruz ki o 700 santigrattaki hava soğutabilsin diye. Hava niye o kadar yüksek sıcaklıkta? Gençler, makine mühendisleri. -55 derecede dışarıda hava. Niye o kadar sıcak? Soğutma havası bu ya. Ya mühendisler boşuna almadık buraya. Şimdi uzun bir sopa taktık, başlarına vuracağız. Siz termodinamik okumadınız mı ya? Gazları sıkıştırırsanız ne olur? Adiabatik compression. Sıcaklığı otomatik çıkar. Çok yüksek basınçlara sıkıştırınca gazın sıcaklığı kendi otomatik çıkıyor. Kompresör çıkışından alıyoruz. Onun sıcaklığı da 600-700 derece. Anladınız değil mi? Mecbur onu soğutuyoruz. Tamam, kapatıyorum. Ne kadar var yok, ne kadar var bilmiyorum da öğrenciler 10 dakika. Katmanlı imalat duymuşsunuzdur. Katmanlı imalattan ekibimiz, malzeme mühendisleri ekibimiz o kadar güzel işler yaptılar ki bir metal döküldüğü zaman pik demir derler değil mi? Burada yatağın köyü olunca demirden anlayan çoktur. Pik demir kırılgan olur, zayıf olur. Bunun mukavemeti artması için ısılıştan bir de dövmeniz gerekir. Bıçak, kılıç niye dövüyor bu kılıç ustaları? Dövüldükçe mukavemeti artıyor. Ne demekmiş yani? Dayak cennetten çıkmaymış. Dövüldükçe çeliğin mukavemeti artıyor. Ne kadar çok döversin. Yani dövülmüş çelik mukavemeti daha yüksek çeliktir. Şimdi buraya bakın. Şu aşağıda maviyle gördüğünüz bu Hastola X süper alaşım bir malzeme. Yanma odası gibi böyle çok sıcak yerde kullanılıyor. Şu mavisi dövülmüşü. Dökülmüşü demiyorum. Döküldükten sonra ingot olarak gelmiş, kütük olarak bir de dövmüşler onu mukavemet artsın diye. Yukarıdaki kırmızı bizim ekibimizin katmanlı imalatla elde ettiği mukavemet. Katmanlı imalat nasıl oluyor? Toz metali yatırıyorsun, lazerle eritiyorsun. Bir daha toz yatırıyorsun, bir daha eritiyorsun, ötekine yapıştırıyorsun. Birbirine yapıştıra yapıştıra gidiyor. Mantıklı mı bu kadar mukavemetin yüksek olması? Değil. Çok zor bir iş. Bunu dünyada yapabilen belki iki firma var. Bir Gen Elektrik, bir de biz. Tabii hızlı geçeyim. Türkiye'de ilk defa titanyum, havacılık kalitesinde titanyum döktük. Titanyum, nikel süper alaşımlarını dövdük. Geçiyorum. Onu da geçtik. Türkiye'de ilk defa süper alaşım malzeme ürettik. Şimdi Fikri Işık Bey kısa bir süre Savunma Bakanlığı yapmıştı. Ben o tek kristal kanadı döktük ya. Bir kere kimse bize satmadı. Bak açık söylüyorum, satmadılar. Hani teknolojiyi vermediler demiyorum. İlk önce dedik ki dost ve kardeş ülkelerden birine. Şu anda aramız hala iyi. Denizin öbür tarafını demiyorum. Avrupa'da bizle Baykar'ın motor aldığı şirketler var ya. Dedik ya bunu çok zor bu. Biliyoruz, gittim gördüm 4 kere. Bunu siz yapsanız, biz öbür tarafını yapalım da
Olmaz dediler. Cevap vermediler. Dedim biz tasarlayalım. Mühendisliği bize ait. Teknik resimlerini verelim. Siz de bak Ruslar geri buraya tesis kurmuşlar. Siz bunu dökebiliyorsunuz tek kristal. Siz dökün verin bize. Kaç para istiyorsunuz? Cevap yok. Döküp de vermiyor da. Adam haklı. Niye rakip oluştursun kendini? Biz bunu kendimiz geliştirdik Türkiye'de. Bakın şu CMX4 tek kristal süperalaşım malzemesini de yaptık. Kanadı da döktük, malzemeyi de yaptık. Şimdi ben kanadı döktük. Bayağı bir uğraştan sonra ben heyecanla şey aradım. Savunma Bakanı'nın özel kalemini. Dedim acele benim Bakan Bey'e bir bilgi arzı yapmam lazım. Dedi ya bir gün önceden bakanla randevum mu olur? Bütün randevusu dolu yarın dedi. Sen dedim söyle, önemli bir konuymuş de. Söyledi o da. İyi o zaman sabah bütün randevularından en önce gelsin, kahvaltıyı beraber yapalım demiş, sağ olsun. Sabah makamının arkasında odalar olur. Oraya kahvaltı söyledi ikimize, ikimiz varız. Ben gittim. Bu küçücük, şu kadarcık bir şey. Bu Türkiye'nin ilk tek kristal türbin kanadını masanın üstüne koydum. Baktı. Bu ne dedi? Bu dedim motorun en zor teknolojik parçası. Bunu dedim artık yaptık ya dedim. Artık bundan sonra motorumuzu, milli motorumuzu 3 ay olmasa, 5 ay, 5 ay olmasa 10 ayda çalıştırırız. Çünkü kimse satmıyor sana. Yani tasarımı yapmak yetmiyor, malzemeyi yapamıyorsun. Bu sefer dedi ki aferin. Zaten o görüşmeden zannediyorum 7-8 ay sonra motorumuzu çalıştırdık bu arada. Neyse bu sefer Bakan Bey dedi ki çok akıllı. Aferin dedi, güzel. Peki dedi malzemeyi nereden alıyorsun? Döküm yaptınız da tek kristal başardınız, aferin. Malzeme nereden geliyor? Dedim ithal. Olur mu ya? Onu da yapmanız lazım. Sayın Bakanım biz motor şirketiz ya. Dökümcü değiliz. Hani mecburen döküm işine girdik. Şimdi diyorum bir de malzeme işine gir. Mecburen onu da yaptık. Türkiye'de ilk defa süper alaşım yaptık. Tek kristal döküm malzemesi yaptık. Hatta o ilk yaptığımız malzemenin yeni neslini de döktük. Bu CMX-10 da onun yeni nesili. Ve öyle güzel yaptı ki mühendislerimiz, genç mühendislerimiz, bu vatanın evladı hep böyle genç arkadaşlar. Çünkü daha önce yapmış tecrübeli kimse yok. O kadar güzel yaptılar ki bu CMX-10 üçüncü nesil tek kristal kanat malzemesi. Bunu malzeme test yaptık, döktük, test numunesi yaptık, test ettik. İthal olandan %30 daha iyi çıktı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu paslanmaz çelikleri var ya, paslanmaz çelikler. Biz yapıncaya kadar Türkiye'de paslanmaz çelik de yapılmıyordu bu arada. Paslanmaz çelik, tencere, çatal, kaşık. Şimdi aşağı çay içerken karıştırdığınız o küçük parlak kaşıklar var ya. Hepsinin çeliği ithal. Sizin bıçaklarda kullandığınız çelikler ithal, paslanmaz çelikler. Çünkü niye yapılmıyordu? Paslanmaz çeliği üretmek için gerekli teknoloji, süper alaşımları yapmak için gerekli teknolojiyle aynı. Tabii bizim derdimiz paslanmaz çelik yapmak değildi ama yapmışken onu da yaptık yani. Peki dediler ki hadi alaşımı da yaptınız, aferin. Ya, alaşımın içine giren demiri, nikeli, kobaltı da alıyorsunuz. Yok artık yani, bir de madenci mi olacağız? Aynen. Bir de madenci olduk. Şu gördüğünüz Türkiye'deki Manisa'daki bir madenimizden alınmış topraktan Türkiye'de üretilmiş ilk saf nikel, ilk saf kobalt. Yani Allah'a şükür bu motorun en kritik parçasında topraktan alıp motora kadar hepsini yaptık sırayla. Tabii bu arada kobalt dünyada çok nadir bulunan bir element. Allah memleketimize vermiş, hepsi var. Dünyada en çok kobalt nerede çıkıyor tahmin edin? Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde. Bu gorillerin olduğu yer var ya. Haberlere girin bakın Google'a şu anda. Sürekli kabileler birbirlerini kesiyorlar. Sürekli. Gorilleri korumak için mi kesiyorlar? Kobalt madenlerinin kontrolünü ele geçirmek için. Bir grup kabileyi Rusya bilmem ne Çin destekliyor. Bir grup kabileyi de Amerika, Fransa, İngiltere destekliyor. Madenlerin kontrolünü ele geçirmek için.
Dünyada nerede kavga gürültü varsa orada değerli bir şey vardır. Değil mi? Peki, motoru tasarlamak için gerekli mühendislik, tasarım, yazılım kodlarını da yazdık. Ben göreve geldiğimde 10 yıl önce ilk yaptığım işlerden biri bir bu ekibi kurmaktı. Mühendislik yazılımları ekibini kurmak. Engine Design Tools ekibi diyoruz buna. Bir de malzeme ekibini kurmuştum. Biz artık kendi motor tasarım yazılımlarımızı yazıyoruz ve şu ana kadar da 64 tane yazmışız. Bize girerse bir mühendis, siz girdiğinizde önce bir eğitim veriyoruz tabii. Aynı sizin cep telefonunuzda App Store var ya, uygulama indirdiğiniz. Bizim de mühendislerimizin böyle App Store'u var. Giriyorlar oraya, işte motor disk patlama analizi, tık giriyor şeylerine, yapıyor onu. İşte bir boyutlu motor komple akış analizi, tık giriyor, yapıyor. Ama birileri yaptı bunları, yazdı yani. Artık bundan sonrası daha hızlı. Bunların hepsini yaparsanız motorunuz çalışıyor. Motorunuz, bu da ilk çalışan motorumuz. Allah razı olsun, babacığıma söyledim. Kalktı Eskişehir'e geldi. 2017 Kasım, 3 Kasım günü. Bak, hatırlıyorum. Şimdi Türkiye'de ilk defa bir gerçek anlamda jet motoru yaptık. Sıfırdan. Ama içimizde baştan sona motor yapmış kimse yok. Herkes genç. En yaşlıları benim. Yaptık, ürettik, vidaladık, taktık bir araya. Yakıtı vereceğiz, kibriti çakacağız. Babamı çağırdım. Geldi, bir güzel konuşma yaptı. Sonra da Bismillah dedi, bastı, çalıştı. Şurası egzoz sıcaklığı. Burası da motor devri. Egzoz şurada ama gaz çıkışı çok zor gözüküyor. Daha gaz vermedi. Yakıt verince egzoz sıcaklığı arttı. Vaktimiz şey değil. Bunu çalıştırdık ya. Şimdi bunu, ben genel müdürüm ya, yetkim var. Şimdi bu mühendisler bunu geliştiriyorlar. Bir iki tasarım döngüsü yaptılar. Bana da bir dizayn gözden geçirme. Dizayn review diyoruz. Gözden geçirme. Bir gün akşama kadar sundular yaptıkları çalışmayı. Ben şöyle baktım, şöyle bu motor çalışır dedim ya. Dedim tamam. Bu motoru derhal üretime alıyoruz. İmal edeceğiz, çalıştıracağız. Aman gözünü seveyim genel müdürüm, bu çalışmaz, daha çok prematür, daha bir sürü hesap gidiyor. Değil mi ya, ben de dinledim sizi işte, tamam, bana göre çalışır. Size ne ya, dünya kadar para, bir tane motoru, prototip şöyle bir motor, 2,5 milyon dolar. Ben dedim ödeyeceğim ya, size ne, yönetim kuruluna ben vereceğim hesabı. Siz dedim devam edin, bunu daha da geliştirin, uçacak hale getirin. Bunu çalıştırdık ya, ekibin en tepesindeki genel müdür yardımcısı dahil diyor ki, genel müdürüm sakın yanlış anlamayın ama diyor, ben dahil hiçbirimiz çalışana inanmıyorduk diyor. Neyse, bitiriyoruz artık. Bu motorumuz Gökbey'le uçtu Nisan'da, biliyorsunuz. Bir sürü testlere maruz kaldı. En uzun testi 4,5 saat. Helikopter motoru bizden istenen 1,5-2 saat çalışma, uçma süresi. 4,5 saate kadar test. Motordan bizden istenen güç, maksimum sürekli güç, ithal motorun isterleri isteniyor bizden. Maksimum sürekli güç 1292 beygir. Bizden istenen. Bizim motorun verdiği 1411 beygir. Kalkış gücü ithal motorun 1370 beygir. Bizimki 1470 beygir. 100 beygir daha fazla, görüyorsunuz yani. Değil mi? Ama daha fazla güç veriyoruz ama aynı yere sığıyoruz. Tabii uçuştan önce TAI bütün bu testlerden sonra bizden ilave bir sürü test listesi verdiler. Dediler ki motor uçuşa hazır dedik biz onlara. Onlar dedi ki öyle olmaz. Şu 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 bir liste verdiler. Bu listedeki bütün testleri yapacaksınız. Bu testleri başarıyla geçerse bize gönderin. Kaç tane testmiş? 198 tane daha test yaptık. Onların hepsini geçtik. TAI'ye gönderdik. TAI helikopterin üstüne taktı. Gene uçmuyor, yok yok. Öyle hemen uçmak yok. Helikopteri yere bağlıyorlar. Bundan sonra bir de helikopterin üstünde yerde test yapıyorlar. Yani gaz veriyorlar. Bağlamasalar uçup gidecek tabii ki.
maksimum güç yapıyorlar vesaire, gerçekten çalışıyorum diye. 17 tane de helikopterin üstüne test yaptılar. Sonunda da hepsini geçtiği için uçtuk Allah'a şükür. Neyse, şimdi uçtu ya, şimdi burada görüyorlar, bizim motorun aynısı. Burada da bak işte aynı motor. Kapakları açık uçuyoruz ki, çünkü diyorlar ki yalan söylüyor efendim, bir tane motorla uçuyor. Şimdi kapaklar açık, görüyorlar bizim motor. Bu motorla uçma da diyemiyorlar. Şimdi kamera bu taraftan çekmiş ya, öbür taraftaki motor ithal diyorlar. Halbuki helikopter motorları çift çalışır. Biri bir çeşit, biri bir çeşit olmaz. İkisinin kontrol algoritması konuşur. Motorların birisi uçuş sırasında bir sıkıntı yaşarsa öteki motor otomatik algılar ve gücü artırır düşmeye yesin diye. Anlıyorsunuz değil mi? Çift çalışır yani. Ama adam hani şey yapacak ya, eleştirecek. Hani Gökbey Hürjet ilk uçtuğu zaman tekerlekleri açık uçmuştu ya. Dediler ki iniş takımları çalışmıyor. Halbuki ilk uçuşlarda prosedür iniş takımı açık uçuyorsun. Acil bir şey olursa diye. İşte bunda da diyorlar işte uçtu efendim şu kadar kalktı geri gitti yamuldu falan. Ya o pilotlar mı beceriksiz? Hayır. Uçuş prosedürü öyle. İlk uçuşta tehlike varsa diye, çünkü ilk defa uçuruyorsun. Prosedür öyle. Yerden 1,5 metre kadar kalkıyorsun, 2 metre kadar. Yan yan gidiyorsun, geri gidiyorsun, dönüyorsun olduğun ya. Belli manevralar var. Onları yapıyor. Ondan sonra iniyor. İlk uçuş prosedürü o. Yani adam da zannediyor hani indi bir gaz verdi Allah gidiyor yani. Öyle bir şey yok. İlk uçuş yani. Neyse. Ondan sonra buna da bir şey diyemiyorlar. Efendim yaptılar ama o ne efendim, kaç yılda bir motor yaptılar ya. Oho falan. Kaç yılda yapmışız? Bak burada iki tane rekabet, bu sınıfta, bu güç sınıfında iki rekabet motoru var bizde. Birisi Atak helikopterinin mevcut motoru. T-800. İlk uçuşunu kaçıncı yılında yapmış proje başlangıcında? Google'da var bunda, girip bakabilirsiniz. İlk uçuşunu 8. yılında yapmış. Fransızların Arano diye bir motoru var. İlk uçuşunu kaçıncı yılında yapmış? 8,5, tam bu tabi 8-9 diye gittiği için. 8,5 yılda. Biz kaç yılda yapmışız? 6 yılda. Ya biz bu adamların başka 1400 beygirlik motor yapıyor arada. Türkiye'ye satabilmek için. Biz hiçbir şey yok. 6 yılda yapmışız. Daha ne yapacağız yani? Hayır, bunu niye yapıyorlar? Bir, yukarıya Cumhurbaşkanımıza karşı efendim çok laubali çalışıyorlar demek için. Negatif reklam. İki, bizi gaza getirip hata yaptırmak için. Anlıyorsunuz, yapalım arkadaşlar ya falan filan desek, küt diye ilk uçuşta düşse onu bekliyorlar yani. Tuzak. Neyse, son uçağımız, son motorumuz da bu. Bu bayağı büyük bir motor. Bildiğiniz anlamda küçük anlamda, küçük bir savaş uçağı motoru. Küçük demeyeyim, bu motor bir tanesi kırmızı Türk Yıldızları'nın uçtuğu uçaklar var ya, kırmızı uçaklar Türk Yıldızları'nın, Sova Türk değil, Türk Yıldızları'nın 5 tane uçuyor ya, onlarda iki tane motor var her birinde. Bunun bir tanesi onların 2 tanesinden fazla güç üretiyor. Yani küçük dediysek o kadar da küçük değil yani. Bu motorumuz aslında insansız savaş uçakları için. Kızıl Elma, Anka 3. Tabii bunu biz doğalgaz borularında doğalgaz basmak için de, gemilere güç vermek için de kullanabiliyoruz. Aynı çekirdekten helikopter motoru da yapabiliyoruz. Bu motorda neredeyiz? Bu motorda buradayız. Bu da hemen hemen bitti yani. Hatta İzmir Teknofest'e getirdik. Bu İzmir Teknofest'e gitmeden önce çektiğim resimdi. Tabii bu şimdi böyle değil. Gittikçe ilerliyoruz yani. Peki bitiriyoruz. T'yi işte İhracat şampiyonu oluyordu Baykar gelinceye kadar. Baykar çünkü bayağı ihracat yapıyor. Ondan sonra işte Türkiye'de Ar-Ge'ye en fazla para harcayan ilk 5 şirketten biriyiz. Ondan sonra Kariyer.net'te 6 yıldır üst üste insana saygı ödülü alıyoruz. Niye öyle? 300 binden fazla başvuru var. Hepsini
dönmeye çalışıyorlar kısa sürede. Bu ilginç bir ödül. Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü 6 yıldır üst üste bizi 4000 tane şirket arasında en kadın dostu havacılık şirketi seçiyor. Bizim bir şeye dediğimiz yok. Çalışanlarımız bizden memnun. Allah'a şükür görüyorsunuz. Üst üste çalışan memnuniyetinde en iyi şirket ödülü alıyoruz. Ben ekibe dedim ki bak bu 89 ya. 89'da kaldı. Tabii bunu başka anket şirketleri gelip yapıyor. Çalışanlar yoksa sana söylemezler. Şikayet edemez şirket. Dedim bak bu 89 fena bir yer değil. Bu 90'ın üstüne çıkarsa dedim canınızı yakarım. Niye? Çünkü o zaman %100 memnun olan bir şirket olur mu? Nasıl olur? Hiç kimse çalışmadan maaşını evde alırsa memnun olur. Biz ekibi bayağı sıkıştırıyoruz. Yani ayrılma mülakatlarında iş yükünden dolayı ayrılıyorum diyen arkadaşlar oluyor. Teknik ona göre biraz kısıyoruz arasına. Ama iyi çalıştırıyoruz yani. Evvelki yılda bütün kategorilerde en iyi şirket seçildik. Türkiye'nin en iyi şirketi seçildik. İşte geçen yılda dünya genelinde Employee of the Year, yılın işvereni seçildik. Bu yılda 8-10 kadar oldu aldığımız ödüller. Özel imalat tekniklerinde şu anda 52 yazıyor ama 53 oldu o. 53 değişik işlemi havacılık sertifikası, uluslararası sertifikaya uygun olarak yapabilen 4000'e yakın motor imalat şirketinde, motor imalat demeyelim, motor üreten şirketlere, parça üreten şirketler arasında dünya birincisiyiz. 2017'den beri. Hala daha dünya birincisiyiz. 2017'den beri. En fazla yetkinliğe sahip şirket.